Hünkârım, ben sizinle hususi konuşmak isterdim. Söyleyiniz. Hünkârım, bu Karaso, İzzet Paşa'nın söylediği gibi vatan sevdasıyla dolu bir adam değildir. Hakkında ne biliyorsunuz? Yani hünkârım, bu Karaso'nun dışarıyla bağlantıları olduğunu biliyorum. Zannımca daha fazlasını biliyorsunuz. Hünkârım, anlatması zor. Ger rıza olsa kazaya müşkil olmaz hiç hal. Arife sabr ile her müşkil ki varasan olur. Hazreti Fuzuli demiş. Eğer Allah'ın takdir ettiği kazaya kadere karşı rıza gösterilse hiçbir hal müşkil olmaz. Arif olan kişi sabrederse her zor durum, her müşkil durum kolay olur. Anlatınız paşa. Bizde müşkül yoktur. Samimi olana samimiyetle yaklaşırız. Emredersiniz. Hünkârım, bu İmparator Wilhelm eğer Karasu'yu seçtiyse size fenalık, düşmanlık etmiştir. Çünkü bu Karasu hünkârım devletin düşmanıdır. Bu Karaso sizin de düşmanınızdır. Yalnız bunu benim söylediğim ifşa edilirse eğer... Tahsin Paşa'nın sadakatini anlatmaya lügatlar dahi kâfi gelmez paşa. Siz anladınız. Hünkârım, eğer Karaso hakkında söyleyeceklerim duyulacak olursa ben altından kalkamayacağım bedeller ödemek zorunda kalacağım. Ve size yemin ederim, bu bedeller asla benimle alakalı değil. Hepsi sevdiklerimle alakalı olacak. Size şu kadarını söyleyeyim ki hünkârım, şerefim üzerine yemin ederim, bu Karaso sizin düşmanınızdır. Ve eğer İmparator Wilhelm bu Karaso'yu seçtiyse, artık ötesini söylemeye dilim varmıyor hünkârım. Tamam paşa. Tamam. Ben ne demek istediğinizi anladım.